bir gün ve tarihle beraberiz. Efendim. 13 Mart 1938 tarihini konuşuyoruz. Bir güzel insan vefat etti. 1938 13 Mart. Cevat Çobanlı Paşa. Soy isim kanunu almadan önceki meşhur Çanakkale kahramanı Cevat Paşa. Gelin bugün Cevat Paşa'yı birazcık konuşalım. Kimdir, neler yapmıştır, Çanakkale Savaşı'nda neler yapmıştır? Cevat Bey 1871 yılında doğdu. Babası Abdülhamit Han'ın Fahri Yaverlerinden Maraşal Şakir Paşa, Müşir Şakir Paşa'dır. Asker bir ailenin evladıdır. Yine tabii ki kendisi de bu aileye mensup olması dolayısıyla askerlik mesleğine girebilmek için askerlik tahsili yapmıştır. Kısa sürede askerlikte okullarda büyük başarılar kazanarak hep birincilikle mezun olarak 1909 yılında da Harp Akademisi Komutanlığı'na gelmiştir. 1909 yılı ise Abdülhamit Han'ın devrilip İttihat Terakki'nin iş başına geldiği 31 Mart vakasının bulunduğu bir yıldır. Aynı yıl çıkarılan rütbelerin tenzili kanununa göre bu şu demektir o güne kadar rütbe almış olan paşalar ve subaylar bu rütbeleri hak etmeden almışlar. Bu rütbeler hakkını verememişler. Hızla yükselmişler. O halde bunların rütbelerini geri indirelim. Bir kısmını da emekliye sevk edelim diye çıkan bir kanun gereği Cevat Paşa olmuş olduğu halde, Cevat Bey Paşa olmuş olduğu halde, generalliğe yükselmiş olduğu halde apoletleri sökülerek Kendisi rütbeleri sökülmek suretiyle yar baylığa indirilmiştir. Elbette kolay hazmedilir bir şey değildir. Ama o askerlik mesleğini çok sevdiğinden dolayı, saygı duyduğundan dolayı, asker bir ailenin evladı olduğundan dolayı bunu da sineye çekmiş, birkaç rütbe aşağıya düşmüş olmasına rağmen bunu da sineye çekmiş ve yar rütbesine indirilmiştir. Ama kendisinin bu rütbelerini sökenler kısa süre sonra yar paylıktan paşalığa terfi ederek Osmanlı Devleti'ni ele geçirecekler. Padişahın vekili olarak başkumandan vekili olacaklardı. Enver Paşa, Cemal Paşa gibi, Talat Paşa gibi. Bütün bunları görüp olduğu halde kendisi yine askerlik mesleğine sımsıkı sarılmış, Balkan savaşları sırasında büyük yararlıklar göstermiş, sınır düzeltmelerinde, sınır tespitlerinde bilir kişi olarak, asker olarak görev yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na girmeyi imzaladığımız 2 Ağustos 1914 tarihinden kısa süre sonra, bir hafta sonra yani 10 Ağustos 1914 tarihinde de düşmanın, itilaf devletlerinin mutlaka Çanakkale'ye saldırmaları efendim muhtemeldir. Buraya geleceklerdir diye tahmin eden Osmanlı Çanakkale Boğazı'nı tahkim etmek üzere kendisini komutan olarak oraya tayin etmişlerdir. Rütbesi de albaydır. Selahattin Adil Bey binbaşı olarak da kendisine kurmay başkanı olarak vermişlerdir. Cevat Bey Çanakkale'de süratli bir tahkimat işine girişiyor. Daha önceden Abdülhamit Han'ın yaptırmış olduğu tabyaları, bataryaları onartarak, yerlerini icabında değiştirerek ve içinde bulunan büyük topları yer değiştirerek veyahut da devrin fenli icablarına göre onların ateş edebilecekleri yönleri düzelterek Çanakkale'yi düşmanın saldırılarına karşı tahkim etmeye koyulmuş idi. İşte o zamanlarda Çanakkale'ye tayin olmuş olan Türk subaylar ve Çanakkale'de eğitim gören Türk topçuları, Yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey'in hatıralarında da anlatıldığı gibi, efendim abdestli, namazlı, dualı, ezanlı, zikirli bir çalışma ile ve teknik çalışma ile Çanakkale Boğazını efendim düşmanın gelişine hazırlıyorlardı. Tabii biz Çanakkale'ye yeniden döneceğiz ama Cevat Paşa'nın e, askerlik hayatını kısaca sizlerle bölüşmek istiyorum. Çanakkale'de düşman 19 Şubat 1915 tarihinde saldıracak. 18 Mart'ta da kesin zaferimizle birlikte. 6 tane gemilerini kaybedip efendim Çanakkale Deniz Zaferi'nden, deniz savaşından mağlup olarak çıkacaklar ve Cevat Bey, albay olan Cevat Bey ertesi günü hemen 19 Mart 1915 tarihinde yeniden hak ettiği halde tenzili rütbe yoluyla elinden alınmış olan paşalığa tekrar terfi edecek ve savaşa devam edecekti Çanakkale Savaşı'na. Çanakkale Savaşı'ndan sonra Cevat Paşa Galitçe'ye gönderilen kol ordunun başında Galitçe'ye tayin olmuş olduğunu görüyoruz. Orada ülkemizi başarıyla temsil eden ve askerlerimizi zaferden zafere götüren Cevat Paşa geri döndüğünde artık 1917-18 yıllarıdır ve Osmanlı Mondros ateşkesini imzalamak zorunda kalmıştır. Ondan önce de Cevat Paşa'nın Filistin cephesinde ve Güney cephesinde bulunmuş olduğunu görüyoruz bir müddet. İstanbul'a geldiğinde ise kendisini İstanbul Hükümeti Genel Kurmay Başkanlığı'na tayin etmiştir. Mondros mütarekesinden hemen sonra. Bir müddet sonra ise Savunma Bakanı, Harbiye Bakanı olacaktır Cevat Paşa. Bu görevi yürütürken Anadolu'da başlamış olan mücadeleye büyük destekler vermek suretiyle efendim, e, Anadolu için büyük şeyler, önemli şeyler yapmak suretiyle o savaşın altyapısını da hazırlayanlardan birisidir. İstanbul işgal edildiği zaman Gayri resmi işgal, resmi işgale döndürüldüğü zaman 1920 yılında bu sefer de İngilizler tarafından gözaltına alınacak, savunma bakanı olarak gözaltına alınacak ve Malta sürgünlerinin arasında Malta'ya gönderilecektir Cevat Paşa. Malta'da bir müddet mahpus kaldıktan sonra ise serbest bırakılacak ve süratle Anadolu'ya geçecek. Anadolu'da çok sevdiği askerlik mesleğinin devamı olarak Güney Cephesi'nde Türkiye efendim e, İstiklal Savaşı'nda Güney Cephesi'nde kumandan olarak görev alacak. Daha sonra ise Cumhuriyet'in kurulmasından Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim bağımsız bir devlet olarak kurulmasından sonra ise milletvekili olarak görevine devam edecek. 1938 yılında İstanbul'da vefat edecektir. Kendisi naaşı bir müddet sonra Ankara'da yapılmış bulunan Devlet Mezarlığına nakledilerek oraya ebedi istirahatgahına defnedilmiştir. Bugün Cevat Paşa Ankara'da Devlet Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Biz şimdi dönelim Çanakkale Savaşı'ndaki yaptığı yararlıklara ki hepsini anlatmamız mümkün değil. Vaktimiz çok kısa kaldı. Kısa başlıklar halinde ifade ediyoruz. Çanakkale Boğazı'nı tahkim edip düşman saldırısını beklediğinde 19 Şubat 1915 tarihinde beklediği saldırı gerçekleşecek. 20'ye yakın düşman zırhlısı ki İngilizler, Fransızlar ve Ruslardan müteşekkil düşman zırhlıları Çanakkale'ye yükleneceklerdir. Hemen Çanakkale'nin ağzında bulunan Settül Bahir ve Kumkale civarındaki toplarımızı susturacaklar ve Karanlık Liman denilen yere girmiş olacaklardır. Hemen Şubat ayının 20'sinden sonraki günlerde. Amiral Kardem bundan dolayı çok büyük ümide kapılacak. Yani Çanakkale Boğazı'nın içine kolaylıkla girmiş olduğundan dolayı büyük ümitlere kapılacak ve bütün dünyaya 14 gün sonra İstanbul'da olacağız. Hazır olun mesajını verecektir. Bütün dünya 14 gün sonra İstanbul'da müttefik devletlerin ordularının resmi geçit yapacağını düşünerek ona göre vaziyet almışlar ama gelin görün ki Cevat Paşa'nın ve onun yardımcılarının Boğazı tahkim etmelerindeki kurnazlıklar sebebiyle bir türlü Boğazdan ileri geçemeyeceklerdir. Çünkü Kilitbahir civarındaki Toplarımızın hemen iki yanında mayınlar yerleştirilecek 11 sıra halinde bu mayınlar düşman zırhlarını geçirmeyecektir. Bu mayınları korumak üzere de hem Kilitbahir'de hem de Çanakkale'de kitap toplar konuşlandırılacak ve düşman buralara yaklaştırılmayacaktır. Ayrıca da tepelerin arkasında bulunan obüs toplarımız düşmanın mayın toplama gemilerini, ileriye sokmayacaktır. Ama Cevat Paşa, Cevat Bey o günün albaydı çünkü. Bakacak ümitleri gittikçe zayıflamaya başlayacaktır. Çünkü toplarımızın mermileri gittikçe azalıyor. Cephane kritik noktalara doğru geliyordu. Düşmanın ise namütenahi cephesi vardı. Top atışları namütenahi miktarlarda devam ediyor. Her gün yeni zayiatlar verdiriyor. Ne kadar direnirseniz direnin bu dengesizlik karşısında Çanakkale'den düşmanın geçmesi muhtemel hale geliyordu. İşte 8 Mart günü veyahut da 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyasında gören Cevat Bey karanlık limana karanlık limana bu o, denizaltı mayınlarından döşenmesini kendisinden istemesi üzerine hemen Nusret Mayın Gemisi'nin kumandanı olan Hakkı Bey'i ve mayın grubu olan Nazmi Bey'i komutan olan Nazmi Bey'i çağıracak ve orada kendilerine Peygamberimizin işaret ettiği veçile karanlık limana mayın döşemelerini Nusret Mayın Gemisi'ni hazırlatarak mayın döşemelerini emredecekti. Bu emir Nusret Mayın gemisi ve mürettebatı için ölümden farksızdı. Çünkü karanlık limanda düşman gemileri bulunuyordu ve orayı kontrol ediyorlardı. İşte bütün buna, bunlara rağmen 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret Mayın gemisi Çanakkale'den demir alacak gece yarısı ve 26 tane mayını bu karanlık limana döşemeye muvaffak olacaklardı. Bu da tabi Allah'ın takdiridir, Allah'ın yardımıdır. Çünkü bu liman, bu denizin, bu Çanakkale Boğazı'nın bu kısmı düşman gemileri tarafından devamlı kontrol altında olmasına rağmen onlara gözükmeden bu mayınları döşemiş olması Allah'ın bir yardımıdır. İşte Cevat Bey'in bu emri üzerine döşenen bu mayınlar Çanakkale günü 18 Mart günü saldıran düşmanın altı tane gemilerinin yarısının batmasına, yarısının da onarılamayacak derecede hasar görmesine sebep olacak ve 18 Mart günü zafer efendim Osmanlı'nın olacaktı ve son gemi Oşin gemisi Seyit Onbaşı'nın atmış olduğu o meşhur mermiyle batırıldığı anda da Cevat Bey atının üzerinde teftişte bulunuyor ve o cepheden o cepheye koşarak askerlerimize moral veriyorken son geminin de tepe taklak batmakta olduğunu gördüğü anda da kılıcını çekerek kitaplara geçen, tarihe geçen o meşhur sözünü söylemişti. Geçemediler, geçemeyecekler. İşte Çanakkale zaferimizin parolası Cevat Bey'in bu sözleri olmuştur. Cevat Bey Tabii ki Çanakkale Müstahkem mevkiinde yapmış olduğu bu başarılı müdafaa ve kazanmış olduğu bu parlak deniz zaferinden sonra ertesi günü yeniden hak ettiği paşalığa tekrar terfi ettirilecektir. 13 Mart 1938 Bir Çanakkale kahramanı Cevat Paşa'nın ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Cevat Paşa'nın vefat etmiş olduğu gün olarak bugün sizlere bu konuyu aktarmaya gayret ettim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.